Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tatlı mı tatlı, güzel mi güzel, günlerinize, çay saatlerinize, çocuklarınıza yapabileceğiniz çok güzel bir çikolatalı top tarifi vereceğim. Kekli çikolatalı bir trüf tarifi olacak. Yapılışı da basit. Şu anda yapacağımız ilk işlem 200 gram kremamızı tavamıza aktarıyoruz. Kaynayan kremamızın içine 100 gram bitter çikolatamızı ekliyoruz. Bitter çikolatamızı kremamızın içinde erimesini sağlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim elimde önceden kalan kekim vardı. Ben bunu atmadım. Bu şekilde buzdolabına muhafaza ettim. Şimdi bunu değerlendireceğim. Keklerimi ufak parçalar haline getiriyorum elimle. Bu kekimde ne vardı arkadaşlar? Onu sorarsanız ceviz vardı, havuç vardı, tarçın vardı. Hatırlarsanız cevizi, tarçınlı, havuçlu kekimden kalan parçalar bunlar. Hatta kalan parça demeyeyim de ben iki tane yapmıştım. Bir tanesini iş yerinde yemiştik. Evde kalan parçalardan da bu şekilde bir değerlendirme yapmaya karar verdim. Parçalara ayırdığım küçük küçük yaptığım kekimin üzerine demin yaptığım ganajımı döküyorum arkadaşlar. Siz hazır taban kek de alıp da yapabilirsiniz. Ve bir güzel karıştırıyorum. Bir miktar karıştırdıktan sonra elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. İyice her tarafına işlesin diye kanacağım. Böyle çamur gibi olacak görüntü. Kekim istediğim kıvamı aldı. Ceviz büyüklüğünde alıyorum arkadaşlar. Elimde yuvarlıyorum. Yuvarlak top haline getiriyorum. Bu şekilde. Thank you.
çikolatalı toplarımı hazırladım. Yaklaşık yarım saat 45 dakika buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra güzelce süsleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar keklerimi buzdolabına koydum. Şimdi çikolata sosumu hazırlayacağım. 1,5 su bardağı, toplamda burada 1,5 su bardağı süt var. Bunu tencerenize, tavamıza aktarıyoruz. Bir paket çikolata sosu tozu ekliyorum. Orta ateşte bunu pişiriyorum arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı koymamın sebebi de normalde 2,5 su bardağı bu tarif çikolata sosu hazırlanırken, ama ben koyu bir kıvam olmasını istediğim için 1,5 su bardağı sütle yapacağım sosumu. Çikolata sosum da pişti. Şunu şimdi bunu biraz bekleteceğim, soğuyacağım. İlk sıcaklığı bir gitsin. Sonra çikolatalı toplarımı da çıkartıp bulayıp süsleme işlemine devam edeceğim. Ve en son olarak da çikolatalı toplarım, yani turflarım hazır olacak. Bakın kıvam bu. Çok da güzel oldu. Şimdi çikolatalı toplarımı alıyorum. Yaptığım çikolata sosa batırıyorum. Çikolata sosuna buladığım keklerin üzerine çeşitli pasta sosu malzemeleriyle süslüyorum. Süslediğim çikolatalı toplarımı 1 saat buzdolabında bekletip servise hazır ediyorum arkadaşlar. Çikolata toplarımızı buzdolabından çıkardım. Görüntü bu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.